Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Şubat Cuma. ABD Gulfstream Park yarışlarında altılı gayan yorumlarıyla karşınızdayım. Hepinize hayırlı cumalar. Her zaman yaptığım gibi yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşularla ilgili yorumlarına yer vereyim. Öncelikli olarak Pedro Casella'nın yorumları. İkinci koşu altılı gayanın ilk ayağı arkadaşlar. Yedinci koşu da altılı gayanın son ayağı, altıncı ayağını oluşturuyor. Bunları bildiğiniz gibi videonun sonunda link olarak ekliyorum yorumlar kısmına. Oradan isteyen arkadaşlar daha detaylı bakabilir. Bir de Karibe Palma'nın yorumları var. Aynı şekilde ikinci koşu bizim altılı ganyanın ilk ayağı ve yedinci koşuda altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. 21.39'da başlıyor altılı ganyanın ilk ayağı. 4 ve yukarı yaş İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. Burada 3 isme yer vereceğiz arkadaşlar. Jose Ortiz ile start alacak olan Makeme Dream var birinci öncelikle. Koşuya gidelim. İkinci koşudan başlıyordu. 4 numaralı Makeme Dream Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Bugünkü koşu 12.500 dolarlık oldukça düşük seviyede bir satış koşusu. 22.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Makeme Dream 86 handikap puanı var. Ve son startında bir listed koşuda start almış. Ondan önceki koşuları da bugünkü koşulara nazaran oldukça üst düzey koşular. 2 tane stakes koşu, 2 tane de şartlı satış koşusu var. 62.500 ve 32.500'lük. Bunlar da tabela yapmayı, çoğunda tabela yapmayı başarmış bir isim. Daha sonra 8 numaralı Courvoisier var. İrlanda orijinli Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. O da oldukça üst grup koşularda start almış diye söyleyebiliriz önceki startlarında. Son olarak da Michael Vasquez ile start alacak olan Sky Now 3. isim olarak ilk ayakta yazılabilir diye düşünüyorum. Bu koşunun bir diğer web sitesindeki yorumları şu şekilde. 4 numaralı Makeme Dream 2.37, 3 numaralı Sensemillion 3.5. Burada şunu da söyleyelim. 3 ve 5 numaralar koşu kuma alırsa start alacak olan isimler arkadaşlar. Sensemillion ve 3 numaralı Sensemillion ve 5 numaralı Time to Step koşu kuma alırsa start alacak olan isimler. 3 numaralı Sensemillion 3.5. 2 numaralı Halama 4.33, 9 numaralı Sky Now 4.5, 8 numaralı Courvoisier 4.5, 5 numaralı Time to Toss ve 5, 1 numaralı Shooting 9, 7 numaralı Magic Girl 34 ve 6 numaralı Talk Talk 67 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik günün ikinci koşusuna. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir maiden koşu. 7 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Tayların çoğu ilk kez start alacak olan isimler. 5 numaralı Vora Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan isim Mark Casey antrenörlüğündeki. Koşuya bakalım ilk önereceğim isimdi. Koşu 50 bin dolarlık orta seviyede bir maiden koşu. 5 numaralı Vora Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Kariyerinde bugüne kadar iki kez start almış. 1200 metre sentetik ve 1000 metre çim pistte. Son startında bugünkü koşuyla eşdeğer bir koşuda ikinciliği var yarım boy farkla. Oldukça istekli bir koşu çıkardı burada. Ben yarışı seyrettim. Çıkışta rakibiyle çarpıştı. Oldukça fazla bir vakit kaybetti. Sonlara doğru toparlamasına rağmen görüyorsunuz 8.'likten 5.'liğe geliyor son metrelerde. Son anda da yaptığı ataklarla yarım boy farklı ikinci oldu. 8 numaralı pardon 5 numaralı Vora. Daha sonra bir sonraki isim John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Chasing Artie. O da son startında 1300 metre sentetik pistte bir boyun farkıyla bir ikinciliği var. Biraz düşük seviyede bir maiden koşuda. 7 numaralı Lewis Cole. Luis Saez ile kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim. Daha sonra gene kariyerinde ilk kez start alacak olan 2 numaralı Mr. Annoying Tyler Gaffalone ile şans verdiğim diğer bir isim altılı ganyanın ikinci ayağında.
koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 5 numaralı Vora 2.10'la ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 6 numaralı Chasing Arty 3.5, 7 numaralı Davis Cole 8.50, 2 numaralı Mr. Annoying 9, 4 numaralı Dream of Warrior 13, 1 numaralı High Yield Kitten 13, 3 numaralı Spite and Malice 34 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Bu gördüğünüz web sitesine de yorumlar kısmına ekliyorum. Bilginiz olsun. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte bir şartlı satış kursu. Koşuda 4 numaralı Known Agenda ve 6 numaralı Amount Ekiri olmak üzere toplam 6 isim start alıyor. Arkadaşlar burada Ekiri avantajıyla da 4 numaralı Known Agenda tek yazılabilir gibi gözüküyor. Bunların her ikisi de Curling yavrusu. Rod Ortiz Jr. ile start alıyor ve Todd Pletcher antrenörsündeki bir isim. Koşuya gittiğimizde koşu 75 bin dolarlık üst grup bir şartlı satış kursu. Toplam ikramiyesi 47 bin dolar olan. Known Agenda ilk kez Lasix ile koşuyor. Lasix idrar sistemi, idrar sökücü bir ilaç bildiğim kadarıyla. Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Kariyerinde 4 start almış. Bunlardan son ikisi grup koşular. Grup 2 ve grup 3 koşularda üçüncülüğü ve beşinciliği var. Ondan önce 80 bin dolarlık bir maiden koşuyu 1800 metre kum pistte 1.55.89 derecesiyle baş farkıyla kazanmış Kendrick Carmoch'la. Bu grupta üst düzeyde kalıyor bu diğer atlara nazaran. Kanımca tek yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer web sitesindeki yorumlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi 4 numaralı Known Agenda 1.66 ile ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 5 numaralı Edge in Stone 6, 6 numaralı Amount 1 numaranın 4 numaranın ekürisi 6 numaralı Amount 6, 1 numaralı Tapkan Tommy 7, 3 numaralı Warrior in Chief 19, 2 numaralı All Boats Well 34 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı da bir maiden satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir koşu. Burada da arkadaşlar 3 isme yer vereceğim. Jose Ortiz'de start alacak olan Trover'la başlayacağız. 12.500 dolarlık bir maiden satış koşusu oldukça vasat bir koşu. 5 numaralı Trover Jose Ortiz avantajıyla son startında da ikinci olmuş 1200 metre kum pistte iki boydan az bir farkla kariyerindeki 4 startının tamamı kum pistte 3'ü 1200 birisi 1600 metrede son 3 startında tabelada yer bulmuş bir isim Trover. 2 numaralı John Compermiso Lionel Reyes ile start alacak olan bir isim. O da son 3 startında tabelada yer bulmuş 1100, 1100 ve 1100 metrede kum pistlerde ve son startı 1000 metre çim pistte. Burada son olarak da 12 numaralı Malibu Mandate yazılabilir. Michael Vasquez ile start alacak olan. Koşudan çıkan at olursa koşma şansı bulacak olan 13 numaralı Little Dude ve 15 numaralı Try Me var. Tavsiye edeceğim isimler arasında. Tabii yukarıdan hangi isimlerin çıkacağı bilmediği için. Eğer öyle bir durum gerçekleşirse bu atlar koşarsa bunları da yazmanızda fayda var. Bu koşunun yurt dışı bahislerine baktığımızda 4 numaralı Torover 2.20 ile ilk sırada yer alıyor. Daha sonra çıkan at olursa start alacağını söylediğimiz 15 numaralı Try Me 3.5, 8 numaralı Spite 5, 2 numaralı Compermiso 5.5, 13 numaralı Little Dude gene koşudan çıkan at olursa start alacak 6. 12 numaralı Malibu Monday 6. 14 You Are Alright bu da koşudan çıkan at olursa start alacak 11. 5 numaralı Exonerated Press 11. 10 numaralı MV Speed 15. 16 numaralı Bahamian Dude 15. 9 numaralı Morning Trial 15. 3 numaralı Aikman 21. 11 numaralı Testified 34. 7 numaralı Prince Triton 51. 6 numaralı Waterkey 67 ve 1 numaralı Extraction Wheel 67 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik Altılı Ganya'nın 5. ayağına. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 7 isim start alacak. İlk
yer vermek istediğim isim Danny Gargan'ın antren etti ve Luis Suarez'le start alacak olan Avusturyan. Koşuya baktığımızda koşu 31 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Bir numaralı Avusturyan Luis Suarez'le start alıyor. 1800 ve 1600 metre çim pistteki son iki startında her ikisinde de bir boydan az bir farkla ikinci olmuş bir isim Avusturyan. Daha sonra 6 numaralı Light Fury var. Avusturya'nın ikinci olduğu son startında üçüncü olan bir isim. Bir boydan biraz fazla bir farkla Michael Vasquez ile start alıyor. 5 numaralı Digital Footprint Tyler Gaffalone ile start alıyor. O da bir önceki startında pardon 20 binlik bir satış kurşunu burun farkıyla kazanmış. 1600 metre çim pistte 1.37.10 derecesiyle aynı jokeyle. Son startında da yine aynı jokeyle bir İkinciliği var boyun farkıyla 1600 metre çim pistte yine. Burada son olarak da 3 numaralı Semper Fi yazılabilir. Rod Ortiz Junior avantajıyla diye düşünüyorum. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 1 numaralı Avusturian 2.37, 6 numaralı Light Fury 4, 5 numaralı Digital Footprint 6, 2 numaralı Reckless Sprint 8.5, 4 numaralı Natsu Saptal 10, 3 numaralı Semper Fi 11 ve 7 numaralı The Mighty Judge 26 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik günün son ayağına. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. 1200 metre kum pistte koşuda gördüğünüz gibi 10 isim start alıyor. Koşu biraz vasat bir koşu hatırladığım kadarıyla. Evet, 6250 dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 17.000 dolar. Burada biraz fazla isme yer verdik. Koşu vasat olduğu için kimin geleceği bazen belli olmuyor ya da jokeyler fazla önem vermiyor koşuya diye düşünüyorum. 10 numaralı Lalali ilk sırada Hector Berrios'la son 4 startını aynı jokeyle start almış. Son startında yaklaşık 2 boy farkla kazanmış. 1200 metre kum pistte ıslak zeminde 1.13.24 derecesiyle benzer bir koşu. 9 numaralı Miss Big Spring Tyler Gaffalone ile start alıyor ve son startında benzer bir koşuda aynı jokeyle ikinciliği var. 1200 metre kum pistte. 3 numaralı Rain Jose Ortiz ile start alıyor. Bir önceki startında 35 bin dolarlık bir satış koşusunu 1400 metre kum pistte 6.5 boyla kazanmış bir isim. Gulfstream Park West hipodromunda 1.25.63 derecesiyle. 6 numaralı Katniss Kan Angel Arroyo'yla start alacak olan bir isim. O da bir önceki startında benzer bir koşuyu kazanmış. 1200 metre kum pistte Luca Panichi ile yaklaşık 3 boy farkla son startında da yine benzer bir koşuda 3. olmuş. Yine 1200 metre kum pistte. 7 numaralı Treves Emisea Jaramillo'yla start alacak olan bir isim yazılabilir. 5 numara My First Ex-Wife Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Bu da yazılabilir. Son olarak da sürpriz olarak Marcos Menenes ile start alacak olan Abario Forever yer verdiğim son isim. Altılı Ganya'nın son ayağında. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 3 numaralı Rain 3.25 ile ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 10 numaralı Lalali 3.5, 9 numaralı Miss Big Spring 5.50, 6 numaralı Katniss Khan 8, 7 numaralı Treves 8.5, 2 numaralı Abario Forever 11, 5 numaralı My First Ex-Wife 19, 8 numaralı Blessed Beast 19, 1 numaralı My Little Rose 41 ve 4 numaralı Play That Tone 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce yedili plase için önereceğim isim 2 numaralı Ray RV Deryet 2.87 ile ilk sırada yer alıyor gördüğünüz gibi. Koşuya bakacak olursak 2 numaralı Ray RV Deryet Jose Ortiz ile start alıyor. Gene aynı jokey ile kariyerindeki ilk startında 31 Ocak'ta boyun farkıyla ikinci olmuş 1200 metre kum pistte. Bugünkü koşu 1100 metre kum pistte 40 binlik bir orta seviyede bir maiden koşu. Diğer isim 4 numaralı Lavlon Lady. O da kariyerinde ilk kez start alıyor. Son startında o günkü 37 çalışan isim arasında en iyi dereceyi yapmış.
800 metrede 47-35 derecesiyle Longhorn'luydu. İdili Plesen'in ilk ayağında önereceğim diğer bir isim. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonu pardon şu şekilde arkadaşlar. Bunlar sadece benim size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle de kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Bütçenizi aşan kuponlar yapmayın lütfen. 4 numaralı Makeme Dream ilk ayakta, 8 numaralı Corvoisier ve 9 numaralı Sky Snow var. Önereceğim isimler. 3 ve 5 numaralı isimler koşu kuma alınırsa start alacak olan isimler. İkinci ayakta 5, 6, 7 Vora, Chasing Artie ve 7 numaralı Lewis Cole, bir de 2 numaralı Mr. Annoying var sıralamada. Üçüncü ayakta No Agenda büyük bir ihtimal AGF'ye çıkacak ve koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 6 numaralı Mount'la Ecury. Dördüncü ayak 4 numaralı Torover, 2 numaralı Com Permiso ve 12 numaralı Malibu Mandate yeterli gibi gözüküyor. Eğer koşudan çıkan at olursa start alacak olan 13 numaralı Little Dude ve 15 numaralı Try Me yazılabilir. Beşinci ayak 1 numaralı Avusturyan biraz ağır basmakla birlikte 6 numaralı Light Fury, 5 numaralı Digital Footprint ve 3 numaralı Semper Fi tuttuğum isimler arasında. Son ayak biraz vasat bir koşu. O yüzden çok isim yazmakta fayda var gibi gözüküyor. 10 numaralı La La La, 9 numaralı Miss Big Spring, 3 numaralı Rain, 6 numaralı Katniss Khan, 7 numaralı Traverse, 5 numaralı My First X5 ve 2 numaralı Abario Forever yer verdiğim isimler arasında. Hepinize hayırlı cumalar. Bol şanslar diliyorum. Yarınki Gulfstream Park yarışlarında görüşmek üzere. Abone değilseniz buradaki abone ol butonuna basarak abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.